Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz hem motor hem alternatör diyeceğim iki sistem. Şu gördüğünüz hoverboard tekeri normalde. Bu normalde neyle çalışır? Tabii sürücüyle, beyinle çalışır. Kendi şeyle. Ama ben şurada gördüğünüz akıllı beyin var. Bu akıllı beyin 1500 watt gücünde. Sensörlü ve sensörsüz tüm hap motorları, brushle motorları çalıştırır. Şimdi mesela bu hoverboard'u çalıştıracağım. Daha sonra şu piyasada bildiğimiz Ginger dediğimiz, daha doğrusu scooter iki tekerli gençlerin bindiği. Bir de şu özel yapım. Bu da hem alternatör hem motor. Bu rüzgar türbünü için yapılmış bu mil. Bakın konik bir şekilde. Şimdi bunların hepsini bu akıllı beyinle çalıştıracağız. Nasıl çalıştıracağım onu özellikle söyleyeyim. Şurada benim gördüğünüz gibi 48 voltluk 4 tane çıkma aküm var. Yani 48 volt. Bu 60 volt, 72 volta da çalışabiliyor. Yani dayanabiliyor. Şimdi artı eksiği bağlıyoruz. Bakın akıllı beynin artı eksiğini. Şu da şu gördüğünüz şeyde artı kontak anahtarı. Kontağı da artıdan veriyoruz. Şu normal gaz kolu. Bu gaz kolu yerine potansiyometre ilerleyen videolarda onu da potansiyometre ile nasıl çalıştırılır onu da göstereceğim. Şu nedir? Geri vites olayı. Şu nedir? Bu da vitestir. Yani yavaş ve hızlı olayı. Bunları kullanacağız. Bu sensör şeyi, şu anda sensörü kullanmıyorum. Bunu iptal ettim sensörü. Bunu da iptal edeceğim. Daha doğrusu bantladım şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şunu çalıştıralım. Hoverboard'u çalıştıralım. Enerjiyi verdik. Bakın şu anda şöyle dönüşünü seyredin. Sesini de duyuyorsunuz. Şimdi şu vites olayını tabii şöyle ikisini aynı anda yapmak biraz zor. Şu vites olayını da şöyle izah edeyim. Şu ortası sabit. Bakın bunu çıkardım mı diğerini? Şu anda düştü. Yani devir düştü. Diğerine değdiriyorum. Daha düşük oluyor. Tabii şu anda durdurdum. Tekrar çalıştırıyorum. Yani bu kısaca vites. Şu ortası sabit. Değdirdiğimizde bakın şu anda düştü. Sesini dinleyin. Şu anda hızlandı. Şu ise daha hızlı. Evet. Bu vites olayı. Bir de geri vites olayını size göstereyim. Şimdi önce saat yönüne doğru dönüyordu. Şimdi ben bunu takınca bakın geri dönüyor. Ve son gaz dahi versem yavaş dönüyor geri giderken. Şimdi bunu çıkarıyorum. Şunu çekelim. Şunu çekelim. Bakın bunu çıkarıyorum. Şimdi saat yönüne ve hızlı dönecek. Bakın sesinden de anlıyorsunuz. Evet. Şimdi bu birinci bölümdü. Teşekkür ediyorum. Akıllı beyinle hoverboard motorunu çalıştırdık. Şimdi de şu Ginger motorunu çalıştıralım. Teşekkür ederim. 3. Evet arkadaşlar, şimdi şu scooter veya Ginger piyasada o kiralık olan şeylerin motorları bu. Şimdi bunu da döndürüyorum. Ben buraya bant yapıştırdım. Siz dönüşünü görün diye. Bu da 3 faz. Sensörü kullanmadım gördüğünüz gibi. Sensörü iptal ettim. Şimdi yine aynı şekilde gaz kolumuzu ne yapıyoruz? Bakın şu anda yavaş. Şu anda 48 voltta çalışıyor. Evet gayet güzel. Şimdi bir de geri vitese takalım. Bakın saat yönünde dönüyordu. Şimdi geri vitese takalım. Bakın geri dönecek ve yavaş dönüyor. Bu son gaz. Gazı da gösterelim. Bu da son gaz bakın. Geri viteste düşük devirde. Şimdi şeyi çıkardım. Geri vites kısa devresini çıkardım. Bakın şimdi hızlı ve bunun gücünü de ölçelim. Şöyle elimde bezle şöyle yavaş döndüğünü gör. Bakın durduramıyorum. Evet. Çok güçlü durduramayız. Evet şimdi de en sonda bu büyük 2 kW gücünde
Hem alternatör hem teker. Bunu test edeceğiz şimdi de. Evet arkadaşlar, şimdi de 2 kW gücünde hem motor olarak kullanabileceğiniz hem alternatör olarak kullanabileceğiniz bu özel yapımdır. Bu türbin için, su türbin için, rüzgar türbin için yapılmıştır ama bunu projelerde kullanabilirsiniz. Ne gibi? Örneğin sera içerisinde bir araba yapabilirsiniz veya başka bir deney için araba yapabilirsiniz. Ve güçlüdür. Şimdi yine aynı şekilde 48 volt bir akıllı beyin. Sensör yok bakın. 3 faz sadece. Bunda sensör yok. Şöyle hafif döndürüyorum. Bakın saat yönünde dönüyor. Şu anda yavaş gazda. Hızlandırıyorum. Evet, hızını aşağı yukarı 2000-2500 devir civarında şu anda. Gayet güzel dönmekte. Şimdi geri vites olayına bakalım. Şunu takıyorum. Şimdi bakın geri vitese. Bu saat yönünün tersine dönecek. Evet, görüyorsunuz. Bakın saat yönü ters. Şimdi en son gazda bakın devir düşük. Biraz önce ileri yönde. Şimdi geri vitesi iptal ettim. Ki bu bir de vitesi, bu ikinci viteste yani normal. Bunu daha da hızlandırabiliriz. Veya 60 volt, 72 volt bağlarsanız bu 4000, 5000 devire kadar çıkar. Bakın. Sesini duyuyorsunuz. Çok güçlü. Bunu tutmak mümkün değil. Şöyle yavaş döndüreyim. Mümkün değil yani, kıpırdatmak bile mümkün değil. Evet. Evet, bu motor. Bu motor. Ve biraz önce gördüğünüz diğer zincir motoru gayet güzel bir şekilde. Hatta bunu da çalıştırırsınız. Sensörlü ve sensörsüz de çalıştırabilirsiniz. Projelerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim.